Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün A101'den almış olduğum Pirana marka 9917 akıllı bilekliğin tanıtımını yapacağım. Ben bunu arkadaşlar A101'den 69.95'e aldım. Bir açalım bakalım kutusunu. Bu şekilde kutusunu çıkarıyoruz. İçerisinden kullanma kılavuzu kitapçığı çıkıyor. Bir de saat çıkıyor arkadaşlar. Saat bu şekilde geliyor. Kullanma kitapçığında arkadaşlar saatin nasıl kullanılacağı anlatılmış detaylı bir şekilde. Ben biraz araştırdım. Kendim saati önce bir şarjını falan yaptım. Burada Pirana'nın kendi QR kodu var. Buradan cep telefonunuzdan bu QR kodu okutarak işte Pirana'nın kendi internet sitesine yönlendirip saatin kullanımı hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi ben saatin kullanımına geçiyorum. Öncelikle saat dediğim gibi bu şekilde geliyor. Ekrandaki koruma bandını bu şekilde çıkartıyorum. Biraz önce bahsetmiştim size. Saat şarjsız geliyor. Şarj olmamış bir vaziyette geliyor. Ben bunu yaklaşık bir 3 saat kadar şarjını yaptım. Şarj yapmam için de kordonun şu görünen düğme kısmı, aşağı kısmı, şu da yukarı kısmı oluyor. Yukarı kısmında yani üst kordonu sert bir şekilde çekiyoruz. Şimdi biraz şöyle asılıyoruz. Kordonun bu kısmı çıkıyor. Arkadaşlar buradan şarj adaptörüne gördüğünüz şarj adaptörüne bu şekilde takıyoruz. Ve prize taktığımız zaman saatimiz şarj oluyor. Arkadaşlar isterseniz yine saati şarj adaptöründen şarj edebildiğiniz gibi bilgisayarınızdan veya powerbank'ten de şarjını yapabilirsiniz. Bu şekilde de şarjdan çıkarıyoruz. Dediğim gibi ben 3 saat şarjını yaptım. Saatin kordonunu tekrar aynı bu şekilde takıyoruz. Biraz yine sert çıkıyor ve sert giriyor. Arkadaşlar alt kısmı saatimizin alt kordonu yine üst kordonunun çıktığı gibi çıkıyor. Ne için çıkıyor? Yani buradan şarj yapılmıyor. Bu ne için çıkıyor arkadaşlar? Her iki kordonu da çıkarttığımız zaman yeni atıyorum kordon zarar gördüğünde, kırıldığında, koptuğunda yeni kordonu alıp takmak için bu iki kordonu da çıkartıp yeni kordonu takabiliyorsunuz. Saatin dış görünüşü bu şekilde. Aşağıda bir şu şekilde gördüğünüz gibi bir okuyucu var. Yani tahminim nabız falan ölçerken buradan ölçüyor. Tansiyon ölçerken yine tansiyon da bu şekilde buradan ölçüyor. Saatin dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi saatin ben kullanıma nasıl kullanıldığını işte özelliklerini elimden gelince anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Burada bir düğmesi var. Saat 8.32 yani 20.32 şu an. Saatin üstteki saat kısmı, alttaki dakika kısmı. Düğmeye, yani bu cam dokunmatik değil, dokunmatik ekran değil. Alttaki yuvarlak olan düğmeye hafifçe basıyoruz. Düğmenin etrafında şöyle hafifçe dokunduğumuzda menü değişiyor. Atıyorum, çevirdim, nabız ölçer. Mesaj, cep telefonumuza SMS geldiğinde buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Tam bunları detaylı bir şekilde araştırmadım ama yine aynı şekilde çeviriyorum. Mesaj menüsü, ayar menüsü, ayar menüsünden saat ayarı falan yapılabiliyor. Bu şekilde değişik menüler var arkadaşlar. Dediğim gibi nabız ölçüyor. Adım sayar var bu saatte. Adım sayar özelliği var. Tansiyon ölçme özelliği var. Dediğim gibi herhalde adım sayar ve tansiyon ölçmeyi buradaki okuyucu sayesinde yani bileğimize taktığımız zaman buradan ölçüyor tahminim. Bu şekilde arkadaşlar.
Saat 69,95. A101'den almıştım. Yani fiyatına göre güzel bir ürün. Bu fiyatlara zaten saat almak çok zor. Hem saat olarak kullanılabilecek, hem bileklik olarak kullanılabilecek, hem işte cep telefonunun bazı özelliklerini buradan kullanabilecek güzel bir saat arkadaşlar. Arkadaşlar, bu saatin cep telefonundan yönlendirilebilmesi için kullanma kitapçığında da yazdığı gibi Fit Pro adında bir uygulaması var. Bu Fit Pro uygulamasını ben cep telefonuma indirdim Google Play Store'dan. Bu uygulamaya tıkladığımızda işte cep telefonunun adım sayar özelliği, işte uyku modu özelliği, mesajlarla alakalı cep telefonumuza gelen mesajların ayarlarını falan, tam dediğim gibi detaylı bir şekilde bakmadım ama bu tür özelliklerini cep telefonumuzdan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Saatimizden de bunu kullanmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, Pirana 9917 akıllı bileklikle alakalı, görmüşsünüz akıllı bileklikle alakalı. Benim anlatacaklarım bunlar. Merak ettiğiniz, kafanıza takılan bir şeyler varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Benim yanlış söylediğim düşündüğüm bir şeyler varsa onu da yine aynı şekilde yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.